Merhaba arkadaşlar. Birçok arkadaşımız bana uzun süredir hadi kohleraların abla bir çeker misin dediler. Kohleralarım hiç coşmamıştı, hiç güzel olmamışlardı. Şimdi baharda artık onlar hepsi de coşmaya başladılar. Ama sabah güneşini bugünlerde alamıyorlar. O kızım orada çalışıyor. Perdesini de kapatmış bilgisayarı görmek için. Başka yerde yok, her yer dolu. Kohleralar işte şu bayağı güzel coşmuş da bunlar da yeni yeni başlıyorlar. Şu kohleraya benim eflatun arkadaşlar, daha geçen yıl çektiğim bir videoda eflatun bunu sanırım çiçeklerin birini çekerken bunu yanına koymuştum, güzel görünmüştü. Bu sene yine bakın her tarafları tomurcuk. Ama şu uzunluk, şuralar böyle kötü bir görüntüsü var. Ben daha önce bu kohleryalarımı hep böyle dik ekerken biliyorsunuz köklerini şöyle yuvarlayıp yuvarlayıp içine koydum. Dış tarafına sadece çiçek açacak yerini koyduğum zaman daha güzel bir görüntü oluyordu. Şimdi de bu güzel çiçeği onu yapmak istiyorum. Saksımı hazırlayıp geldim. Tobanına biraz toprak koydum. Hazır toprak ve meşe ağaçların dibinden Sivaslı'dan toprak getirmiştim. Onları karıştırdım. Biraz da daha önceki çiçeklerin toprakları bunu. Şimdi o saksıya alacağım. Şu şeyini de kökünü, uzun bomboş olan kökünü içine saklayaraktan sadece bu çiçek açacak yerleri dışarı koyacağım. Hem de yeni topraklarla bu beslenmesini artıracak. Bunu saksı değişim uzun süredir olmamıştır herhalde. Daha güçlensin, çiçekleri daha güzel assın diyerekten buna böyle bir şey yapacağım. Bakalım. Bakın şuralardan yeni yavrular geliyor. Buna hiç dokunmayacağım. Çünkü o tomurcuklarına hiçbir şey olmasın istiyorum. Tomurcukları yine güzel güzel açmalarına devam etsinler istiyorum. Onun için inşallah kırmadan kırmızıları hep böyle içine yerleştiriyordum. Kırmadan yerleştirdim. Çiçek açan yerleri saksının dışında olunca güzel bir görüntü oluyordu. Şimdi onu da yine deniyorum arkadaşlar. İnşallah başarılı oluruz. Bunun sapı, sap kısmı çok yukarıdaydı. Kötü bir görüntü olmasın diyerekten o uzun sapını buraya saksının içine büyük saksıya aldım. Allah'ın izniyle. Evet oldu. Kırmadan kırarım diye çok korkuyordum. Ama kırmadan alabildim. Şimdi bunun görüntüsü açtığı zaman size inşallah gösteririm. Unutmam. Çok güzel olacak. Sizler de hani birçok insan diyor uzun sapı var ne yapalım. İşte böyle yumuşak bir dokunuşla onu büyük saksının içine alırsanız hem daha çok toprak, bu yeni toprak daha verimli olacak. Hem de kötü görüntüsünü evet şöyle buna yine çivi dikeceğim, bir sopa dikerim de çok güzel bir görüntüsü olsun. Yakında bunlar da açar inşallah. Kalaşoları yakında aşağı indirirsem bunlar şeyde pencerelerde, doğu pencerelerinde kalır. Kalaşoları az kaldı, bugün ayın 21'i mi? Nisan 1, 2, 3, 5 Nisan dedim artık kalaşoları bahçeye indiririm. Birçok çiçeği bahçeye indiririm. Ev biraz dinlenir. Bunlar da daha güzel yer kalır bunlara. Kalanşyalarım arkadaşlar. Hazır toprak, çam toprağı. Bugün çam toprağı yok elimde. Ama yine şeyden getirdim. Palamut ağacının dibinden bir kova getirmiştim. O kırmızı toprak, o kırmızı toprak çok verimli oluyor. Kardeşimin tarlasına biz ceviz ektik. Ceviz diktik. Oraya gittiğimiz zaman işte palamut ağaçlarının onlara kuş konuyor. Kuş gübreleri oluyor. Palamut ağacının yaprakları dökülüyor.
Onlar da gübreye dönüyor. Oradan işte mümkün olduğu kadar bir kova getirdim, çiçeklere veriyorum. Hangi çiçeğe gerekirse gidip aslında ormandan biraz daha toprak getirsek iyi olacak. Ama bugünlerde Gülay arkadaşımız o ormana gidiyor, bir sürü toprak getiriyor. Biz de geçen yıllarda gidip getirmiştik ama bu sene henüz getiremedik. Bu eflatun çok güzel açacak arkadaşlar. İyice yaklaşmışlar. Kırmızılığa açmaya başladı. Kırmızılığa kimisi açıyor. İçinde geçenler de var. Benim onlara bakmaya da çok da zamanım yok. Önceden geçenlerin tek tek hemen topluyordum. Daha verimli oluyorlardı. Bakın şu uçlarından ne kadar çok tomurcuk var. Yakında onunla hepsi de açar arkadaşlar. Güzel güzel olacaklar. Bu eflatun bir tane değişik bir rengim var ama o henüz bir açtıramadım onu. Ne kadar uğraşsam o bir türlü henüz bir denk getiremedim. O bir şekilde ya kırıldı ya döküldü. Bunları bana şey getirmişti. Denizli'den Sibel arkadaşımız getirdi birkaç tane değişik renk. Bir de Kohleri 35 arkadaşımız geçerken bana uğradın. O da birkaç tane getirmişti. Onun da kırmızıları güzel. Gayet güzel coşuyorlar ama öbür renklerini bilmiyorum onların da. Öbür renklerini tam bilmiyorum ama bu güzel olur artık arkadaşlar. Eğer çarşıya gittiğimde solucan gübresi bir daha alabilirsem solucan gübresi gayet güzel. Bunları hepsine verimli oluyor. Bütün çiçeklere, sebzelere hepsine iyi geliyor. Hem sıvı olanı hem de toprak gibi olanı var. Toprak gibi olanını aldığımız zaman çiçekleri ekerken onların dibine koyuyorum. Onlar da güzel geliştiriyorlar. Sıvı olanını da sulandırıyorum. Mesela 1 kilo suya 1 çay bardağı, 2 çay bardağı artık siz çay bardağı demişim. Çay yemek kaşığı. 1 yemek kaşığı, 2 yemek kaşığı koyarsanız onu çalkalayıp verirseniz bitkilerde ve çiçeklerde çok güzel sonuçlar alırsınız arkadaşlar. Bunu da hemen kohleri kalonşadan bir dal kırılmış. Onu hemen dikivereyim. Yarın sınav var. Şey olmadan önce şunu dikivereyim dedim. Okula git gel şu bu derken arkadaşlar işte benim şeyler geciktikçe gecikiyor. Bugünlerde biraz daha fazla video atmaya çalışıyorum. Sıklaştırmaya çalışıyorum. Şey kalınşa bunun dalı kırıldı onu getirdim yıkadım bir tanesini onu şu şeye dikiveririm ha şuna dikivereyim yıldız gibi çok güzel bu kalınşa kızımın balkonu sanırım bak tam hatırlayamıyorum ama kızımın balkonuna koymuşlar. Orada bakımsızdı. Yaprakları yırtılmış rüzgarla, bir şeyle, yağmurla, doluyla. Oradan getirdim galiba o. Çünkü oradan aldığım zaman da kalınşanın yaprakları böyle yırtık yırtıktı. Kızım hatırladı geçen gün. Galiba o. Buraya geldi. Ona bakımı aldım. Büyük saksıyı aldım. Pencerenin önüne koydum. Ve çok güzel. Böyle yıldız yıldız açıyorum. Bir tanesi kırılmış galiba. Bilge kırmıştır onu. Bilmiyorum tam da. Torunum Bilge. Çiçeklere dokunma yasak diyoruz. Kapının merdivenin yanındakilere genelde dokunmuyor ama bazen bizi görmeden şöyle şey yaptırıveriyor. Küçük bebek ne yapacaksın arkadaşlar? Hani ben okula gidiyorum diyorum ya arkadaşlar. Okulda hocaları dinlemeyi çok seviyorum. Hepsi de kimisi doçent, profesör, doktor, doktorasını yapmış. Hocaları dinlemeyi çok seviyorum. O kadar bilgiler ki çok okumuşlar, araştırmışlar, çok yönlü kitaplar okumuşlar. Sosyolojinin, felsefenin her yazılan, onlar konusunda yazılan birçok kitapları okumuşlar. Gerçekten onları dinlerken ben çok mutlu oluyorum. Mümkün o. Benim de çok okumayı çok istiyorum da çok zamanım yok. İnşallah yaz tatilinde
sosyoloji ve felsefe kitaplarının birçoğunu alarak yazın mümkün olduğunca okumak istiyorum. Okumanın, her okuyanın okuduğumuz kitaptan az çok mutlaka bir şeyler öğreniyoruz. Yaşadığımız hayatı daha kaliteli, daha mutlu, daha huzurlu yaşamak istiyorsak arkadaşlar, hayata bakış açımızı körü körüne değil, daha aydınlık olarak görmek istiyorsak lütfen kitap okuyalım. Çantamızda kitaplarımız olsun. Mümkün olduğunca fırsat buldukça arabada, bankada, bir yerlere bir şeye gittiğimiz zaman orada oturup da zaman beklerken, saatimizi, dakikamızı beklerken canımız sıkılmaz. Benim öyle hiç canım sıkılmıyor. Çünkü hemen açıyorum kitabımı, kitap okuyorum. Hiç canım sıkılmıyor. Kohleri açtığı zaman da bir inşallah çekeriz. Bunlar da o zamana kadar biraz daha coşarlar. Onları buralara koysam almaz değil mi Naviz Burak onları? Orada münevver perde çektiği için şey yapıyor. Ya şeyin salonun penceresine falan koymalı. Güneşini alması gerekiyor. Bugün kohleri yasaksı değiştirdik arkadaşlar. Siz de uzun kötü bir görünüşü varsa saplarını hemen değiştirin, böyle usulca kırmadan yavaşça içine doldurun ve güzel bir görüntü oluyor böyle. Burada sadece açacaklar. Açtığı zaman da gösteririm inşallah. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Şurada avokado çekirdeği ektim ben ya Naz. Bunlar da münavi. Çıkmadı. Onu da ek. Hanginin Aynı yanına ek. ek veyahut da başka birinin yanına. Başka bir yere ekelim. Başka bir yere Kuruttum ekelim. onu. Aylar oldu. Ektim ya oraları, birkaç tane ektim. Ektim de bu burada kalmış. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.